Arkadaşlar ilk videoda sahnemizi bu şekilde bırakmıştık. Şimdi devam edelim isterseniz eşyalarımızı doldurmaya. Arşivde 3D Max arşiv içeri 3D modellerin olduğu kısma geliyorum. Koltuk kanepe modelleri kısmında. Burada new modelde seating furniture'da güzel modeller var. Ben bunlardan alacağım. Şöyle göstereyim hatta. Hatta şöyle önce dosyonu da bakın görmek isterseniz altın oğlu dosyada koltuk kanepe new model seating furniture renders kısmından önce neye bakacağım? Resimlerine bakıyorum. Burada çeşitli resimler var. Benim şu hoşuma gitti arkadaşlar. Bunu bir koyacağım. Yakışacağını düşünüyorum. Tekerlek değil ama hoş duruyor. Burada çok çeşitli var zaten. Ya bakarsınız zevkinize göre ve sahneye uyacak şekilde modelleri kullanabilirsiniz. Ben şunu bir denemek istiyorum işin açığı. 12 oğlu dosyaymış. Hemen geliyorum. Max'ten 12 no pardon bir saniye. Onu çekmeden önce şu render ekranını kapatalım. Perspektif Shift F diyelim şuradan bir çıkalım. Hatta şu duvarla tavanda gizleyelim. Daha rahat koyarım, yerleştiririm. Şu dışarıda da gizliyorum ben arkadaşlar bana engel oluyor. Tamam, şimdi 12 no'lu klasörümü çekiyorum. Merge file diyelim. Evet geldi. Şu öndeki yazıyı silmek için ne yapıyordum? Unfreeze ol diyordum. Delete diyorum. Şu gelen koltuğumu da bir grup yaparım. Şimdi tab görünümden bunu yerleştireyim arkadaşlar. Birisi şöyle düz dursun. Bir tane daha shift'le kopyalıyorum. Bunu da şöyle biraz açılı yapayım böyle çok. Belli olmasın şey oldukları. Biraz random rastgele koyalım ki sahne olduğu belli olmasın. Minimum max minimumuna diyorum. Şu arkadaşlar hizalayalım. Zeminle. Tamam, hizalı şu anda. Başka ne vardı? Şöyle yapalım mı ben bir. Şu masa üstünden resmi tekrar açayım, kapatmıştım. Koltuk adına başka bir şey yok ya. Klasörden alacağım. Geri geliyorum. Şurada Wiz People'da güzel ürünler vardı arkadaşlar. Onları yerleştirmeye devam edeceğim. Şunlardan alabilirim. Onun dışında aslında şöyle aksesuar olarak size vermiş olduğum klasörde daha güzel aksesuarlar da var. Onlara da bir bakayım. Da neler vardı mesela? Güzel. Bunlardan alabilirim bence ya. Bayağı kullanışlı duruyorlar. Örnek veriyorum. Şunları alayım arkaya aksesuar olarak. Onun dışında şurada dergi falan vesaire var. Onları alayım. Unutmayın arkadaşlar, hepsini tanıtmanız gerekiyor. Ben de zaten tanımlı. Şu 18'i bir çekiyorum bakalım. Tabii şunlar iplik falan olmaz değil mi ofiste? Grubu açalım. Şöyle yapayım. Front veya left'ten. Şu arka. Şöyle yapalım. Front daha iyi olur. Şu arkadaşları siliyorum. Bunları tekrar grubuna kapatıyorum. Şöyle resme de bakayım. Şu yanlara masanın üzerine falan yerleştireyim arkadaşlar. Hani bu zaten zevkimize göre yaptığımız bir çalışma. Şöyle masanın ucunda dursun ya. Zaten görünme oranı çok az olacak bunun. Hatta bir de şöyle şuraya kopyalayalım. İlla aynısı kullanmak zorunda değilsiniz. Yani farklı kitaplar, çeşitler de koyabilirsiniz. Bu zamanınıza ve zevkinize kalmış. El aynı şunu bir hizalayalım. Minimum maksimumuna diyeceğiz. İçinde kaldı çünkü.
Şöyle de çevireyim. Renkli kısımları görünsün daha iyi benim için. Şöyle kameradan da bakalım mı? Şu koltuk görünmüyor arkadaşlar. Şunu biraz daha yana taşıyayım ben. Bu dosyalardan dolayı. Perspektif, Shift F'leri. Şu kitaplarım vardı. Hemen bunları da align'la yukarı alıyorum. Bu arada şu grubu açsam da şunlardan birisini silsem fazla yer kaplıyor gibi geldi. Tamamdır. Perspektif Shift F diyelim. Başka neler vardı o klasörümüzde bakalım kullanabileceğimiz. Tabi bu arada EverMotion Art Model 160'ı kullanıyorum ben şu anda. Şunu da alayım diyeceğim de bunlar çok renkli duruyor arkadaşlar. Çocuk seti gibi biraz daha. Şunlar güzel duruyor. Arkaya koyabilirim. Hem şunun siyah metalini de alırım arkadaşlar. Şu masa ayaklarına falan atarız. 14 nolu dosya. Hemen onu da çekiyorum. Şu diş fırçası falanlar silelim. Grupmuş bunları açalım. Şu taptan sileyim arkadaşlar. Biraz da aralarını açayım. Çok dip dip olmasınlar zaten alan bayağı geniş. Grubu close diyorum. Bu arada ne yapalım? Şunun siyahını alalım demiştik değil mi? Unutmadan alalım. Odaklamada sorun yaşıyorsak ne yapıyorduk arkadaşlar? Seçiyorum objemi. Z diyorum. Metal editörünü açıyorum. Şurada boş slotuma da bu arkadaşın materyalini alalım. Tamam. Şimdi bunları ben bir taşıyayım tapta. Bunları arkaya koyacağım. Arkadaki raflara. Yalnız biraz büyükler gibi. Şöyle bir scale yapalım. Tekrar align yapalım. Tamam daha iyi. Şöyle arkaya da yaklaştıralım biraz. Bu arada onun siyahını almıştık ya. Onu bir atalım mı masanın detaylarına? Nereler metal olacak? Şöyle yapayım. Ben bunu izole edeyim. Daha kolay olacak. Hem siz daha kolay görürsünüz. Grubu bir açıyorum. Şunlara da metal atalım. Daha hoş durur. Bir de şu kısmı atarsam tamam gibi. Grup. Close. End isolation. Hemen şunu da izole edelim. Grubu açıyorum. Şu açıdan şunları da seçelim shift'le. Grubu kapatıyorum. Isolation'ı da bitiriyorum. Bir CTRL-S diyeyim. Ha, sahnemizde sıkıntı yaşamayalım. Onun dışında farklı aksesuarlar da var. Bakalım başka neler olabilir. de sanırım. Yok yeşillik vardı. Şurada çeşitli aksesuarlar var. Onlardan koyabilirim. Bakın bayağı bir çeşit var burada. Örnek veriyorum. Şunları alalım arkadaşlar. Hoş duruyor. Ya artık zevkinize kalmış da ben bu aşamalarda göstereyim size. En son final render'ın ayarlarına kadar yapalım. Sonra da render'ını alırım. Olur biter. 23 nol dosyaymış. Hemen tabi texture'larını tanıtmayı unutmayın. Tekrar söylüyorum. Mesh file diyelim.
Şu an dağınık mı acaba? Yok, grup bakın. Grup değilse grup yapacaktım. Bunu da şöyle arkaya alacağım. Biraz daha aralarını açabilirim. Şöyle grubu open yapalım. Şöyle bunları biraz daha dağıtalım. Gruba close diyorum. Hemen giriyorum Z ile. Bakın yere koymuş. Align diyorum. Ahşabımı seçiyorum. Okey diyorum. Tekrar bir CTRL-S diyorum. Başka neler alabilirim ona bakalım. Ya yani sahne elimden geldiğince dolduracağım, değil mi? Bakın şunlar da güzel duruyor. Bunları da arka köşeye alsam olur sanki. Başka da gözüme çarpan yok işin açığı burada. 16 nolu klasör. Merge file diyorum tekrardan. Tıklıyorum. Bunlar da biraz eğer grup değillerse gruplarmış. Şöyle yapalım. Yine open diyelim. Şuraya geldi bunlar. Bunları da biraz dağıtalım arkadaşlar. Bakın parça 8 şurada kaldı. O yüzden şöyle iyice alalım. Parçaları dağınık kalmayacak şekilde. Gruba da close diyorum. Hemen bunu da şöyle sağ arkasına taşıyayım olmazsa. Tabi bunlar da zeminle sıfır geldi. Hemen bunları da yukarı taşıyorum. İsterseniz şöyle yapalım. Bunları şuraya yaslayalım kitaplardan dolayı. Hemen front yönüme gelirim. X de ben bu arkadaşlar şöyle taşırım. Tabi geriye gitmeyi de unutmayalım arkadaşlar ya. Şu ışığın altına kadar gidebilirim, değil mi? Bu arkadaşlar da aynı şekilde. Işığın altına kadar gidebilirim veya biraz daha önde olabilir. Başka şunlar vardı. Bunları da biraz geriye atalım. Güzel bence şu an. Bir unhide ol diyelim mi? Kamerada bir bakalım nasıl duruyor. Render'da daha doğrusu. Bence güzel duruyor ama şöyle sahnede biraz daha yumuşak bu ışık. Biraz daha azaltabilirim aslında bakarsanız değerlerini, daha sağlıklı olacak gibi. Neyse şöyle yapalım. Bir dışarının şeyini de ayarlayalım. Son final ışığını yaptıktan sonra karar veririm olmazsa. Ama masanın metalleri falan güzel, değil mi? Sıkıntı yok. Olsun, bir izole ettim arkadaşlar. Materyali merak ettim işin açığı. Bakın delikli materyal var ya. Tabi içindeki çöpün bile materyalini tek parçada yaptıkları için. Ben burada neye bakacağım? Şu metal bile bir bakalım. Bir de tekrar metal bir var. Şöyle yapabilirim. Ben sahneye uysun diye bunları siyah yapmak istiyorum. Metal 1-2 zaten adından da belli. Bir bakalım hangisi etkileyecek ürünü. He, alt kısmı metal 2'ye atmış sanırım. Geri geliyorum. Üst kısmı da o zaman metal 1 atmıştır. Ha, tabii buraya ne atmış? Fall of, gölge için fall of atmış. Şöyle yapalım. Bunların da rengini biraz koyulaştırsam. Parent diyorum. Unhide ol. Şöyle bir render'a bakalım. Aşağısı çok mu siyah oldu. Ona bir dikkat edelim. Şimdi zaten delikli olduğu için çok görünmüyor da detayları.
Tamam, alt kısım falan siyah olmuş, yeter. Şunu instance mi yapmıştık acaba? Bir bakalım mı? Şimdi şunu izole ettim. Hala siyah görünmüyor şu dış gövdesi. Onun için şöyle yapalım. Metal 1, metal 2 alt ve üstleri etkiliyor bakın. Şöyle göstereyim. Bakın aşağısı kırmızı oldu. Cancel diyorum tabii, şey yapmayacağım. Kırmızı yapmayacağım. Metal 1 de üstü etkiliyor. Arada kalan delikli kısmını nereden yapacağım? Grid diyor bakın. Hani grid ızgara görümden hatırlarsınız zaten şu viewport'umuzdaki. Burada da ben rengi siyah çekiyorum arkadaşlar. Normalde şu tonlarda falan ol şeyde, sahnemizde. Ben bunu da full siyah yapıyorum. And isolation diyorum. Sanırım instance olarak kopyalamışım. Çünkü ikisinin de rengi değişiyor zaten. Bakın şu an siyah oldu ikisi de. Onun dışında perspektif shift diyelim yine. Hide selection. Başka ne kaldı? Bilgisayarlarımızı ekleyelim. Varsa şöyle koyacağımız aksesuar son bir kez bakalım. Ben çok doldurmayacağım arkadaşlar. Size ayarları göstermek için anlatıyorum zaten, biliyorsunuz. Şimdi şöyle These People'da yanlış hatırlamıyorsam yine elektrikli aksesuarlar vardı. Ha, özür dilerim. Dış mekan için olan. Ben size attığım These People'ı açayım. Bakın burada bayağı çeşit var zaten. Şöyle şu saatler falan da güzel duruyor. Belki masamın üzerine alırım. Onun dışında şu aksesuarlardan alırım. Bilgisayar şu yeni versiyondan değil arkadaşlar. Bakın eski versiyonundan. Bir saniye, o vardı, hangi kısımdaydı onu bir kesinleştireyim. Arkadaşlar 14 nolu elektronik eşyalar klasöründe yeni sürümdeyim. Yani veya yeni versiyonunu buldum Mac'im. Vardı zaten, emindim. 5901 klavyesini falan da alırız. Onun dışında aksesuarlardan da eklemek isterseniz arkadaşlar, ofis ortamı örnek veriyorum. Hard disk vesaire biraz daha çeşitlendirirseniz güzel olur. Telefon vesaire masanın üzerine. Ben şu 5901'i alayım bir. Arkadaşlar 5901'i ekledim. Masamın üzerine yerleştirdim. Onun dışında hangileri vardı başka? Hemen bakıyorum. Numaraları kaçtı daha doğrusu. 5902 var. Diğer masaya da laptop koyayım arkadaşlar isterseniz. Diğeri de 04 olsun. 02 klavye mouse'umuz. Merge file diyorum. Şuraya bıraksın. Grup yapıyorum. Şöyle çeviriyorum. Hemen el aynı hizalayalım. Önce kameradan da bakalım. Tamam, güzel. Perspektif shift F diyorum. Selection diyelim. Şu dış duvarları gizleyelim. Şu masaya hiç mi bir şey koymamışız ya. Neyse, o zaman laptop'tan başlayalım. Buraya biraz daha doldururuz. 5904 vardı. Yalnız bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şunu fark ettim. Rakamlar bile yok. Ben materyallerini tanıtmamışım herhalde bu arşiv. Yok. Şöyle yapalım mı? Bunları siliyorum. Öncelikle ne yapalım? Map klasörü burada zaten. Şuradan bir dosya yolunu alıyorum. Customize. Configure user page. Apple logosu gelmediğinde demek ki koymamışlar dedin de, klavyede rakamlar, farklar bile olmayınca. Bakalım şöyle çekecek mi? Bir saniye klavye falan çekeyim.
Olmazsa şöyle yapacağım arkadaşlar. Bunu tanıttım ya. CTN eseri diyelim. Bir bakalım daha önce çektiğim için tekrar çekmiyor olabilir. Evet çekti. Az önce şeyleri yoktu farkındaysanız. Şöyle bir F4'e basalım. Bu arkadaşlara bir grup yapıyorum. Tekrar yerini alıyorum. Ha, hocam sahneye geldikten sonra çekemez miydim materyalini? Çekerdiniz ama biraz daha zahmetli o. O yüzden hiç uğraşmaya gerek yok. Zaten çok zor bir şey değil. Tekrar merge file diyorum. Laptopum da geldi. Burada da bir grup yapalım. Hemen bunu da şu masanın üzerine alıyorum. Çeviriyorum kullanıcıya doğru. Tabi burada tam yüksek seni çevirmedim. Hani burada rastgele yerleştirdiğimiz için arkadaşlar. İlla ki simetrik olacak diye bir şey yok yani. Başka ne kaldı? Monitörü mü çekmedik? Şöyle bir bakayım mı? O kaç numaraydı? 1'di diye hatırlıyorum. Evet 1. Ben şurasındaki detayını anlamadım arkadaşlar. Apple'da böyle bir şey var mıydı? Detay hatırlayamadım. Ya ama bizim ofiste vardı. Yoktu. Yok eminim ya. Yoktu öyle bir detay yanlış hatırlamıyorsam. Neyse. Apple'a benzer başka model çizmiştir belki. Hemen bunu da hizalıyorum. 27 inç monitörümü. Tabi şu masanın üzeri bayağı boş hala. Bir tane laptop koyduk. Başka hiçbir şey koymadık. Şöyle yapalım. Burada güzel elektronik eşyalardan koyalım yine. Hard diski koyarım mesela. Kamerayı koyalım. Onun dışında şunun ne olduğunu çözemedim. TV herhalde. TV box. Telefonu koyarım. Tableti koyarım. Şunları da koyalım ya sırayla işte. 5 nolu klasör. Left'ten tabi şunu yatırayım. Dik durmayacağı için masanın üzerinde. Haliyle yatırmam gerekiyor. 90 derece çeviriyorum. Şöyle taptan bakalım. Bunu da masanın üzerine alayım arkadaşlar hızlıca. Tabi adama dönük olsun telefon. Kullanıcı. Bir tane de şunun masasını kopyalayayım bari. Bunun da telefonu eksik olmasın. Hard disk alayım bir. 21'miş. Biraz uzağa taşıdı. Kaybettim yanlışlıkla. Şöyle bir yaklaşalım. Altı üstü. Üstü burası. Bu da dağınık. Hemen bir grup yapıyorum. Şu kameradan alacağım yeter arkadaşlar. Birkaç da aksesuar koyarım. Fazla bile yeter yani. 15.
da şu boş masaya koyayım hadi. Öngörüm. Kameradan bakalım arkadaşlar. Bayağı doldurduk ya. Birkaç da aksesuar koyarsam şu arkadaşımın masasına. Sonra birkaç da tablo yerleştireceğim. Ve ondan sonra bitti. Başka bir şey var mıydı? Şurada bir bakalım. Koyacağımız, unuttuğumuz. Yok, yeterli bence. Şöyle yapalım. New Model 4'te decoration kısmından da birkaç klasör ekleyeyim. Daha doğrusu aksesuar. Burada dikkatimi çeken. Şöyle bir bakıyorum. Model 2'de neler vardı? Bir de onlara bakalım. Ben bakarken en iyisi durdurayım arkadaşlar. Zaman kaybet. Arkadaşlar, New Model 2'de şu hoşuma gitti şu tablo. Ya, tablolar diye bir klasörümüz var zaten, yüzlerce var da. Şu resim hoşuma gitti, şu arkadaki. Onu alıp koyacağım ben. Şurada kitap adını da alırım, birkaç tane masaya koyarım. Olmazsa şu çerçeveler vesaire dolmuş olur, yeter yani, fazla. 48 nolu dosyaymış. New Model 2'de hemen 48 nolu klasöre geliyorum. Ben şu file diyelim. Gelmesini bekliyorum klasörün. Evet, geldi. Şimdi bunları grup yapmayacağım değil mi? Zaten ayrı parçalar alacağım. Şu resim tek parça mı bakalım? Tek parçaymış. Öncelikle şunu bir şuradaki duvarla hizalayalım değil mi? Olmazsa şöyle bir isolate selection diyelim. Bunu çekiyorum şu ön yüze. Geliyorum fronta. Biraz daha büyütebilirim bence. Çok küçük şu anda. Duvara yaslayalım arkadaşlar. Çok az boşluk kalacak değil mi? Yani kalsın o kadar da. Şöyle de tap görünümden ortalarım. İyi gibi. Hafiften de aşağıya alıyorum. Isolation'ı bitirin. Güzel, fena değil. Render'da belli olur zaten güzel mi değil mi. Onun dışında şu çerçeveleri alalım isterseniz. Bu ikisini ben grup yapıyorum. Şöyle de biraz çeviriyorum. Hemen eline hizalayalım. Şöyle biraz daha masanın köşesinde olsun isterseniz arkadaşlar. Bunun dışında şu kitaplar var. Bunları da alalım. Biraz masada olsun. Bu masa çok boş kaldı. Başka bir şey var mı arkadaşlar? Burada alacağım şu aksesuarlara bir bakalım. Yok gibi ya. Belki şu bitki alsam. Çok bir yeşillik yok ya zaten sahnemizde. Çok da sırıtmaz gibi ama neyse, zaten masası sade bu arkadaşın. Yalnız şu yanına da şu kitapları koyayım hadi.
Neyle izah alacağım? Şu plakayla. Kameradan bakalım nasıl duruyor. Güzel, fena değil bence arkadaşlar ya. Artık aydınlatması falan ekleyeyim. Ekleyelim. Bir de karşıya tablo eklerim gerekirse. Tekrar bir CTRL'e ediyorum. Şöyle yapalım. Tablolar diye bir klasörünüz var zaten. Arşiv içerisinde. Bakın çok çeşitli tablolar var. Buradan istediğini seçebilirsiniz. Mesela şöyle bir bakalım. Ben yine durdurayım. Şu frame set 35 nolu klasörü beğendim ben arkadaşlar. Öncelikle ne yapacağım? Her zamanki gibi bu arkadaşların maplerini tanıtacağım. Şimdi de bir çekelim bakalım dosyalarını. Evet, geldi. Şöyle yapacağım. Bunlardan şu hoş gibi duruyor benim için. Bir saniye, bunlar grup mu? Evet, gruplarmış. Hatta şöyle yapalım. Grubu open etmeyelim. Open yapmayalım. Grubu direkt ungroup diyelim. Şu kolonun üzerine koyacağım resim. Şu olsun ya ben. Bunu beğendim. Siz de artık hangisini beğenirseniz. Tabi biraz kolondan büyük. Şöyle biraz scale yapalım. İsterseniz kolonun ikisini seçip izole edelim, daha sağlıklı olacak. Hemen çok az boşluk kalacak şekilde kolonu yaslayalım biz bunu. Daha sonra da tabii yüksekliğini ayarlayacağım. İzolasyonu bitireyim. Kameraya gelip ayarlarsam daha sağlıklı olur bence yüksekliğini ayarlamak. Şunları siliyorum. Anhay dolu diyelim. Bir kameradan bir render'a basalım mı arkadaşlar? Nasıl duruyor bir bakalım sahnemiz. Tamam, güzel bence. Yani detaylarla ne kadar uğraşırsak bakın sahne o kadar güzelleşiyor arkadaşlar. Yani şu resimdeki yukarıdaki borlama sistemlerini yapsak, ondan sonra ne bileyim şu aydınlatmaları eklesek ki onu ekleyeceğim şimdi. Perspektif Shift diyelim. Bir CTRL-S diyelim. Bu arada ben de şuradan bir aydınlatma modeli bakayım. New Model 4'te vardı sanki. Light kısmına geliyorum. Table Lamp. Şu 8 alayım arkadaşlar ya. Bir problem yoktu sanırım bunda. 8 ne olur? Light alalım. Table Lamp. Lamp. Max hata vermiş. Lambam geldi, içinde aydınlatması da var. Bu arada şu noktalar hareket noktaları arkadaşlar, bakın. Nedir yani? Ben buradan tutup hareket ettirsem ne oluyor? Bir bakalım. Görüyor musunuz? Normalde ne yapmam lazım? Şu ayrı parça, o ayrı parça, içerisinde ışık var, o ayrı parça.
Onun yerine şu, eğer böyle yeşil eklem noktaları varsa bunlara ring vesaire diyoruz. Animasyonda falan çok kullanılıyor. Buralardan hareket ettirirseniz modelin diğer kalan kısımlar, bağlı olan kısımlar da hareket eder zaten. Şöyle yapalım. Ben bunu şöyle alıyorum. İlk masamın üzerine. Ne yapacağım öncelikle? Align diyeceğim. Şöyle bir hizalayalım. Altı belli olsun nerede olduğu. İsterseniz şu tavan ve duvarı gizleyelim. Rahat çalışalım. Hemen lambama geliyorum. Şuradan tutuyorum. Şu eklem yerinden. Biraz daha sandalyeyi laptopa doğru çevirelim. Şu kafasını da biraz aşağı indirelim. Bence iyi arkadaşlar. Aynı şekilde ne yapalım biz bunu? Keşke grup yapsaydım yalnız. Şöyle yapalım. Şu aksesuarları bir çekiyorum. Bir uzaklaşsın bunlar. Heh. Şöyle ben bunu bir grup yapayım yoksa karışacak çarşı. Diğer tarafa da kopyalıyorum. Şunları eski yerine alalım. Tamam, diğer masada da eklemiş olduk. Şimdi diğer masada nasıl koyalım, yerleştirelim. Bunda da şu uçta olsun ya arkadaşlar. Tabii şunları biraz daha içe taşıyacağım. Tabii bunu şöyle biraz olduğu gibi çevireyim de. İlla birebir aynısı olmasın yani. Unhide oluyorum. Kameraya geldim. Shift F'imi açıyorum. Bir daha render diyelim bakalım arkadaşlar. Bir de bunların içinde aydınlatma da vardı. Dikkatinizi çektiyse. Yalnız lambalarının kendine hayır yok. Daha doğrusu şöyle yapalım mı? Şu dış mekanın aydınlatmasını biraz daha kısalım. O mu etkili oluyor? Bakalım. Şu pencereden gelen lambayı seçiyorum. V-Ray Light'ımı. Bir 5 diyelim arkadaşlar. Ya öncelikle şunlar yeni eklediklerimin içindeki ışık etkisi çok mu düşük, ona bir bakacağım. Baya baya düşük. Sanki şuraya bir aydınlama vuruyor ama. Şöyle yapalım mı? Lambalardan birini izole ediyorum. Perspektif Shift F diyelim. Bir kamerada bakalım bunun derdi neymiş. Grubu açacağım tabii. Bir daha grup var. Bu grubu da açıyorum. Lambamı yok. Şöyle yapalım. Taptan seçmeye çalışayım. Yoksa sıkıntı olacak. Evet. Multiplayer default olsun arkadaşlar. Aynı birimi kullanalım. Normalde default imaj diyoruz biz çünkü. Burada color değil, temperature verelim. Şöyle bir 3500 verelim. Bir isterseniz kameraya geçelim. Isolation'ı bitirelim. Bir bakalım. Ben hala etkisini göremiyorum. Şöyle yapsam, multiplayer'ı biraz daha artırsam. Bir 500 yapalım bakalım bu niye? Var arkadaşlar, bakın geldi. Biraz daha artırmam gerekiyormuş. Şimdi şu arkadakini boydan boya çizdiğimizden yüzey alan bayağı büyük. O yüzden küçücük nokta olunca haliyle biraz daha artırmamız gerekiyor şiddetini. Şöyle yapalım. Bir 1500 yapacağım ben. Görmek istiyorum. Evet, gayet güzel bence. Şöyle yapalım mı? Bu aydınlatma şuraya vuracak şekilde biraz daha açısını çevireyim ben. Tabii şu grubun kapatıyorum close'unu.
Şu rigid'den tutalım. Tamam, iyi bence. Grubun close'unu kapatıyorum. Daha doğrusu grubu close diye kapatıyorum. Tabii bunları ben instance olarak kopyalamadığım için grup open, gruba bir daha open. Taptan seçerim arkadaşlar. Bu tarz yüzeylerde şu line çizgilerden seçmek daha kolay oluyor. Ne demiştim? Default imaj yapalım birimini. Kaç yapmıştım? 1500 mü? Rengini de temperature'la verecektim. 3500 veriyorum. Tamamdır. Close. Tekrar close. Kameraya geliyorum. Isolation'da bitiriyorum. Bir bakalım. Tamamdır. Bence gayet güzel oldu. Tabii şu soldaki ahşap kısma da bir ışık vuruyor arkadaşlar. Farkında mısınız bilmiyorum. En azından orayı ön plana çıkarırsak biraz daha hoş olur. Yalnız bakın, sahne biraz daha şeye yaklaştı değil mi? Resme yaklaştı. O koyu tonu elde ettik ama dışarı ne oldu? Çok alakasız kaldı. Biraz daha kısarız onu. Çok önemli değil aslına bakarsanız. Şu istediğimiz dokuyu ve ortamı yakalayalım, gerisi kolay. Şöyle yapacağım. Height selection diyorum. Veya şöyle yapalım mı? Unhide diyelim. Sadece duvarı gizleyelim. Tavanı görelim. Tavandan buraya sarkacak şekilde lambalar, spotlar yerleştiririm. Daha kolay, güzel olur benim için. Onun için şöyle yapabilirim. Aydınlatma modellerim var çok çeşitli. Mesela şunlar falan olabilir bence arkadaşlar. Şu hoş duruyor bence. Bunu yapalım ya. Veya şu da güzelmiş. Bak. Neyse, böyle kararsızlıkta kalacağım. Şu 21 alıyorum. Siz de zevkinize göre hangisini istiyorsanız. Öncelikle maplerini bir tanıtıyorum. Sonra ne yapacağım? Preview'de ben 21'i mi seçmiştim? V-Ray klasörüne geliyorum. 21 ne oldu? Klasörümü çekiyorum. 3 boyutlu modelimi. Yalnız burada bakın bir grup var. Bu grubu bir açmak istiyorum ben. Işık nasıl bir ışık? Target light olarak yerleştirilmiş. Neyse, bakalım. Olmazsa biz kendi ışığımızı koyarız, hoşumuza gitmezse. Grubu kapatıyorum. Yalnız farkındaysanız bunun gövdesi aşırı büyük. Modele göre. Şöyle biraz küçültsem. Arkadaşlar, ben şu ışığı sileceğim ya. Biraz sinir oldum yani. Küçülttükçe çapı büyüyor bunun. Gruba. Open diyorum. Şunun ışığını seçip siliyorum. Tamam. Kendim ışık koyabilirim, zaten hiç gereği yok. Büyüklük şöyle nasıl arkadaşlar? Viewport'ta da bakalım mı? Biraz yukarıya alalım. Bence güzel gibi duruyor. Şöyle 3 tane kopyalasam hoş olur bence. Tam bir tablonun üzerine. 2 tane yapalım şöyle. CTRL-S diyorum. Yalnız şimdi geldik
Bunlara spot eklemeyi. Haydi doluyorum. Hatta şöyle kameradan da bakayım isterseniz. Bakın bunlarda ışık olmaması lazım şu anda. Yok. Çünkü ışığını sildik gördüğünüz gibi. Perspektif diyorum. Shift F diyorum. Şu iki arkadaşı dış duvar ve tavanı gizliyorum. Şimdi ışığı nasıl ekleyeceğiz arkadaşlar? Ona bir gelelim. Front görünüme geliyorum. Bakın 3 tane lambamın 3'ü de aynı hizada olduğu için tek gibi görüyorum. Nasıl ekliyordum ben spot aydınlatmayı? Light'a geliyorum. V-Ray menüsünü açıyorum. V-Ray IS spot lamba eklememi sağlıyor. Tıklıyorum. Bir bakalım. Öncelikle nereden başlayacak ışık kaynağı onu seçiyorum. Basılı tutuyorum. Güneş vesaire ekliyoruz ya. Onun gibi düşünün veya kamera. Aşağıya kadar vursun şöyle ışık. Zemine kadar. Şu kısım ne? Target'ı. Hedef noktası yani. Ne yapıyorum? Paralel. Yüzeye paralel ekliyorum. Ki ışık kaynağı da zaten öyle değil mi yani bakarsanız. Şöyle bir geri geliyorum. Tabii şimdi biz front'tan çizdiğimiz için aynı hizada çizmedi. Ne yapacağım? Şu ışığı kaynağı ve target ile birlikte şunun tam ortasını alırım arkadaşlar. Oldu mu? Oldu. Bir V-Ray IS'in ayarlarına bakalım mı? Neyi seçeceğim öncelikle? Işığın kaynağını seçeceğim ki seçtim şu an. Modifier'a geliyorum. Ayarları buradan yapıyorduk değil mi? Şimdi burada çeşitli ayarlar var ama ben size şunu göstereceğim öncelikle. Bu spot lambalara profil atabiliyoruz. Nasıl yani? Geliyorum şuradan ben arşivime. Size verdiğim veyahut henüz vermediysem vereceğim. Klasörler içerisinde şu var. Bir yeni ayısı görebilen. Ha, şöyle yaparım. Burada da vardı çünkü benim o klasörüm. Yeni IIS'ler. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın çok farklı şekiller var. Ben istersem spot lambama bir karakter atabiliyorum. Yani ışık eğrileri nasıl olacak bunu belirleyebiliyorum. Mesela şu hoşuma gitti. 18 güzel duruyor veyahut 16 da güzel duruyor. 17. Herhangi birisini atalım arkadaşlar ya. 17'yi nasıl atacağım peki? Şimdi bu 17 ne oldu? Klasör render klasörü gibi düşün. Düşünün ön izlemesi benim için. Mesela 15 nolu klasörün datası burada bakın. IIS diye zaten uzantısından görüyorsunuz. 15 nolu IIS'i ben ne yapacağım? IIS file diyor. Nana tıklıyorum. Doğrudan o klasörün olduğu yere geliyorum. Dataya giriyorum. 15'i seçtim. Bakın profili değişti zaten gördünüz mü? Az önce bir yuvarlak vardı. Şimdi değişti. Tabi şu target'ımı daha doğrusu ışık kaynağımı şöyle taşıyayım dibine kadar. Şimdi bunu ışık kaynağımı ve target'ımı seçiyorum. Tek birisinde olmayacak değil mi? Ben şu anda tek bir tanesine koydum. Shift ile kopyalarım. Kopyal. Özür dilerim. Copy değil instance olsun. Şimdi birinin ışık ayarlarıyla oynadığım zaman diğerini de değiştirebileyim değil mi? Shift ile kopyalıyorum. Instance olarak kopyala diyorum. Getiriyorum bunun ortasına da. Bir daha instance diyorum. Getiriyorum bunun ortasına. Bir kameraya geçip de bakalım mı profilleri nasıl çıkıyor? Ayarlamamız gereken ne var başka o şeylerde, spotlarda? Spotlar güzel duruyor arkadaşlar. Yalnız sıkıntı şu. Renkleri beyaz. Onu bir düzeltelim isterseniz. Nasıl düzeltirim? Işık kaynağımı seçerim. Şuradan herhangi birisini seçiyorum. Pardon. Front'tan bakın ortadakini seçti. Bu arada şu target'ını da seçmiş. Geliyorum hemen aşağıda. Color var bakın. Temperature'a giriyorum. Bu color'ını aynı diğerleri gibi 3500 yapayım. Instance yaptığım için zaten diğerlerini de aynı ayar geçirecekti.
Bence güzel oldu arkadaşlar. Daha da fazla ayara gerek var mı bilmiyorum. Eğer şu üst kısmı yaparsam borulama işlemini onu gösteririm. İlerleyen aşamalarda. Hatta şöyle yapayım mı? Basit bir şekilde yapalım isterseniz. Şimdi nasıl yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Perspektif Shift F diyelim. Şu tavanı bir izole edelim biz. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Line'a. Şu grid çizgilerinden hareketle borulama yapalım. Nasıl yapacağım? Örnek veriyorum. Şu dışarıdan bir boru çizgim geliyor. Şöylesine devam ediyor. Tamam mı? Daha sonra şöyle yapsam olur mu ben? Line'ın rendering kısmına gelsem. Üstüne bir kapatıyorum arkadaşlar işim olmadığı zaman. Burada diyeceğim ki bu line'ı katı olarak göster. Nerede? Enable in renderer. Hem render'da enable in viewport. Yani viewport ekranımda. Şimdi bakalım bir katı oldu değil mi line? Farkındaysanız. Burada radyal dediğimiz dairesel olarak şekil verebilirim. İstersem rectangular olarak verebilirim. Ben radyal vereceğim boru yaptığım için. Burada şöyle F4'e basarsam segmentleri falan da daha rahat görürsünüz. Bir 5 santim olsun bakalım kalınlığı. Şöyle yapalım mı? Bir isolation'ı bitirelim. Boruyu bir yukarıya doğru taşıyalım. Kalın mı oluyor, ince mi oluyor onu bir görelim isterseniz. Şu an biraz daha ince gibi bence. Bir 8 santim olsa. Tabii ne yapalım? Şu line'ın vertexlerini açalım. Şu vertexlerden tutup biraz daha şu iç kısma taşısam. Yani kameradan görünsün istiyorum. Bu dirsek bölümü, dönüş bölümü denir ya. Dirsek denir ya o kısma. Dirsek görünsün istiyorum arkadaşlar. Tamam değil mi? Bir boru yapmış oldum. Yalnız bu boru şeyden çıkmasın isterseniz. Ahşabın ortasından çıkmasın. Şöyle biraz daha taşıyalım. Ahşabın bitiminden çıksın. Tamamdır. Perspektif Shift F diyorum. Şöyle bir gelelim bu arkadaşa. Yaklaşalım. Burada buna şu metal atsak olur mu? Bakalım mı render'da? Metal biraz koyu kaldı gibi ama. Biraz daha açarız gerekirse arkadaşlar. Bu arada şöyle yapabilirim değil mi? Convert Editable Poly derim. Şu köşesi böyle çok sivri duruyor ya. Orayı yumuşatabilirim istersem. Edge kısmını alırım. Şunları tabi altta çıkarıyorum. Sadece şu köşe dirsek kısmına bir chamfer verelim arkadaşlar. Bir 2 santim olsun ya. 5 tane de segment versem. Güzel bence. Onun dışında şu tavanı bir açalım tekrardan. Kameraya girelim. Mesela örnek veriyorum. Bir boru burada olsun ama şu borunun materyalini değiştirelim mi? O çok koyu oldu. Ne yapacağım? Şu metali isterseniz şu yanda bir yere sürükleyip bırakıyorum. Tabi isim çakışmam olsa, isim çakışması olmaması için yeni materyalin ismini değiştirelim. Biraz daha açarım arkadaşlar kutunu. Ne yapacağım şimdi? Bunun üzerine bunu atacağım. Hatta bir bakalım render'da da.
İyi, fena değil gibi. Yalnız şöyle biraz daha boruyu artırmam lazım birincisi. İkincisi detaylarla da uğraşmam lazım arkadaşlar. Bakın şurada çıkıntıları var. Bunların birleşim yerleri var. Böyle benim yaptığım gibi basit değil aslında bakarsanız. Böyle boru dümdüz olacak bir şey değil. Ben bu detayla çok uğraşmayacağım işin açığı. Şöyle yapalım. Dışarıda iş kısmı ayarlamaya çalışalım. İş kısmında biraz fazla şey oldu gibi değil mi? Bu kadar da koyu değildi yani bizim sahnemiz. Şu dış ışığı ben pencereden gelen ışığı ne yapmıştım? 5 yapmıştım multiplerini. Bir 15'i çıkaralım bakalım nasıl duracak sahnemiz. Bence daha hoş arkadaşlar. Hem dışarıyla uyum sağladı biraz. Ama yani isterseniz ne yapabilirsiniz? Dışarıdaki resmi değiştirerek viewport'a dış mekan attığınız resmi değiştirerek ışığı da biraz kısarak farklı ortamlarda elde edebilirsiniz. O size kalmış artık. Orasına çok müdahale etmeyeceğim ben. Yalnız şu tavan. Tavan kısmını biraz daha koyu yapalım mı arkadaşlar? Biraz ton farkı olsun şeyler arasında, yüzeyler arasında. Şu ahşap için kullandığım materyali alırım ben. Tavan diyelim. Bu ahşaptan çok az daha koyu olsun bakalım bir deneyelim. Şu boruyu sileceğim ben bu arada. Çünkü onunla uğraşmayacağım. Göstermek için çizmiş bulundum. Bence daha güzel. Artık sizin zevkinize kalmış. Tavanı ne renkte yapacaksınız? Kolunu ne renkte yapacaksınız? Genel olarak arkadaşlar son birkaç ufak tefek düzenleme ile zevkinize göre yapacağınız düzenleme ile istediğiniz bir görünüm elde edebilirsiniz. Bu arada kamerayla ilgili bir sorun var mı? Bakalım şöyle bir. Görüş açısında falan. Ben şöyle biraz daha yukarıyı görsün istiyorum işin açığı. Biraz daha yukarı taşıdım perspektifiyle vesaire oynamadım ama. Tamamdır. Artık arkadaşlar genel olarak yakın yani dış mekanla iç mekanın ışığı, ışıklandırması. Yine beğenmediğimiz gibi olursa ne yaparız? Photoshop'ta post production işlemi sırasında gerekirse veya Lightroom üzerinde oynarken ufak tefek düzenlemeler yaparız istediğimiz gibi. Yalnız bu arada ne yapmam gerekiyor öncelikle? Render'a başlamadan artık. Şöyle yapalım mı? Pardon. Render setup'ı açıyorum. Bu arada önce şu sahneyi kaydedelim isterseniz. Benim bilgisayarımda yer var mı bilmiyorum da. Yok. Kaydedemeyecek hata verecek o zaman. C'ye kaydediyordu. Ha kaydetti hayret. Ben riske atmayacağım. Çünkü az önce hata vermişti. Dolu diye. Şurada benim klasörümü de alacağım ben bunu. Şuraya kaydedelim ofis 0001 olsun. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar bir de. Bunu da hatırlatmadan geçmeyin. Ondan önce bir saniye. Arkadaşlar söyleyeceğim şey şu. Şimdi ben bu sahneyi kaydettim. Nereye kaydettim? İşte kendim için uygulanan yere. Şuradan açıyorum. Office 001 diye. Ben burada bir dünya materyal çektim. Bir sürü diffuse resmi texture çektim. Sonra ışıklar için IIS dosyası çektim.
Ben bunu başka bir klasöre taşırsam veya hatta şöyle söyleyeyim, başka bir bilgisayara taşırsam gidecek. Veyahut hard diskten alıyorsam, ki biliyorsunuz ben hep hard diskinden alırım, yine gidecek. Bunun için şöyle yapabiliyoruz arkadaşlar. Save as'e giriyorum. Arşivle diyorum. Office 001 olarak istediğimiz yere, benim için şu anda burası uygun. Kaydet dediğim zaman arkadaşlar, bu zip olarak ne kadar diffuse, texture veya ilgili dosya, IIS dosyası, resimmiş, dış mekan resmi tamamını toplayıp zipliyor. Daha sonrasında bu zipi açarak içerisindeki max dosyasını açtığınızda istediğiniz yere artık taşıyabilirsiniz bu klasörü. Nasıl taşıyabilirsiniz? Normalde taşıyamıyor musunuz? Taşıyabiliyorsunuz. Ama kayıp olmadan taşıyabilmenizin tek yolu bu. Tek yol derken birkaç yolu var da. Size uygun olan bu şu anda. Arkadaşlar burada bitireyim. Render sonrası, zaten şöyle söyleyeyim. Ön görünümde görüyorsunuz render'ın kalitesini. Bundan farklı bir şey çıkmıyor biliyorsunuz. Ha, çözünürlüğü artırırsınız vesaire. Daha kaliteli güzel görüntüler elde edersiniz ayrı, ama genel ortam görünümü o olacak, ambiyansı. Tabi bunun yüklenmesini bekleyeceğiz. İsterseniz bu ekranda bir görün. Nasıl bir şey oluyor? Bu şimdi tarıyor. Tüm klasörleri tek tek çekmeye başlayacak birazdan. Bu yazılar akmaya başlayacak. Bu arada ben onu beklerken şunları kapatsam yavaştan. Oluşturamadı. Neyse arkadaşlar, bunda bir hata verdi. Ben buna bakarım. Genel olarak bu şekildeydi. Olmaz sonu dosya arşivleme diye ayrıca kaydeder atarım. Kolay gelsin.